Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2002 yılında eğitime başlamış ilk vakıf üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Bunun yanı sıra da İngilizce eğitime başlamış olan bir fakülte olarak eczacılık camiasında eczacılık eğitimini İngilizceye yapmayı başararak belki de bu alanda bir ilki başardı. Normal şartlar altında eğitimimiz 5 yıllık bir eğitim. Bu 5 yılın ilk 1,5 yılı temel tıp bilimleri dediğimiz fizyoloji, biyokimya, anatomi gibi derslerin görüldüğü, sonraki 2,5 yılında meslek bilimleri dediğimiz ilaca ait her türlü bilginin öğrenciye sunulduğu dersleri içerdiği bir eğitim. Son yılda öğrencinin ilgi alanına göre, çalışmak istediği sektördeki alanına göre seçmeli derslerini aldığı ve de bunu stajla, 3 aylık bir stajla pekiştirdiği bir eğitimden sonra diplomayı hak ediyor Eczacılık Fakültesi öğrencileri. Biz özellikle meslek bilimleri derslerimizin %60'a yakınını laboratuvarlarda geçiriyoruz. Her öğrendiğimizi öğrencinin kendisinin de sindirebilmesi için tamamen pratik bir eğitim yapıyoruz. Laboratuvarda geçirdikleri süre oldukça yoğun oluyor eczacılık eğitiminde öğrencilerin. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kuruluşundaki amacıyla paralel olarak aslında İngilizce eğitimi çok da rağbet etmediği ilaç sanayine mezunlar kazandırarak bir farklılık ortaya koyuyor. Bugün bizim mezun olan 1000'e yakın öğrencilerimizin yaklaşık %14'ü ilaç sanayinde çalışıyor. Bu oran düşük gibi görülse bile eczacılık fakültelerinden mezun olan öğrencilerin ancak %2 veya 3'ü ilaç endüstrisinde çalışabiliyorlar. Bu da tabii İngilizce eğitim verilmesinin, İngilizce eğitimin yanı sıra üniversitemizin bize sunduğu çift anadal ve yan dal programlarının uygulanmasının da bir sonucu diye düşünüyoruz. Eczacılık Fakültesi öğrencisi daha öğrencilik yıllarında projelerde bursiyerlik yaparak, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu öğrenci projelerini hayata geçirerek çok da somut delillerle aslında bu araştırmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Biz öğrencilerimize son 5. yılda uygulama, yani pratik de dahil olmak üzere, sadece teorik değil, isteyen öğrencilere pratik projelerde veriyoruz. Bu projelerin sonuçlarını da bilimsel dergilerde yayınlayabiliyoruz. Öğrenciler herhangi bir master veya doktora programına başvurduklarında daha lisans seviyesinde bilimsel dergilere girmiş yayınlarının olması onların aslında bu olaya ne kadar hakim olduğunu bir göstergesi. Tüm eczacılık fakültelerinin aslında standart bir lisans programı var. Yani 2. sınıf yazı itibariyle başlıyor. 2, 3, 4 olmak üzere. Ama biz farklı olarak ne yapıyoruz? Biz 5. sınıf öğrencilerin programlarını esnek bırakıyoruz. Yani az önce de demiş olduğum gibi hangi alana yönlenmek istiyorlarsa ona uygun seçmeli derslerini alıyorlar ve programlarını en az 3 gün uygulama yapmak istedikleri alanda staj yapabilecek şekilde düzenliyoruz. İlaç firmaları da zaten herhangi bir iş pozisyonu açmadan önce stajyerleriyle uzun vadeli stajlar yapmak istiyorlar. Haftada 3 gün bu stajı gerçekleştirebildiğinizde uygulamayı yapacak şansınız olabiliyor. Öğrenci asistanlığı da öğrencilerimizin araştırma potansiyelini artıran bir uygulama. Bizler hem kendi içimize katacağımız hem de doktora yapacak öğrencilerimizi öğrenci asistanları kontenjanlarıyla araştırmalarımıza dahil ediyoruz. 6 tane fakülteyle Erasmus yapıyoruz ve aktif olarak aslında yapıyoruz. Bu sayı az olarak görülse bile aktif yaptığımız için her dönem, özellikle de 5. yılda öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra bizim stajımızın da fazla olması sebebiyle staj kapsamında da Erasmus'tan yararlanma şansları var. İkili anlaşmalarla da staja kabul olan öğrencilerimizin staj programlarını kabul ediyoruz. Bu da öğrencilerimizin hem farklı kültürleri öğrenmelerine hem de farklı okul ve laboratuvarlarda çalışma imkanına sahip olmasına destek oluyor. Dokuz yıldız eczacı denen Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı bir eczacılık kavramı var. Bunlar böyle teorik uygulamalar değil, aslında hayat boyu öğrenen, takım oyuncusu olabilen, karar verebilen, iletişimci gibi birçok sosyal yanlarının da gelişmiş olduğu eczacıların yetiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Biz de bu kapsamda sadece teorik bilgiyle yoğrulmuş öğrencileri arzu etmiyoruz. Pratikleri en iyi şekilde uygulayabilen ve bu uyguladıklarını da düzgün şekilde sunabilen, mesleğini İngilizce'de, Türkçe'de hakim bir şekilde yapabilen eczacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Mesleğini dünyada aslında temsil etmek isteyen, fark yaratan ve fark edilen eczacılar olmak istiyorlarsa öğrencilerimizi Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne bekliyoruz.